Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır benim çok istediğim bir ayakkabı var. Çökten bir ayakkabı var ama keyifli güzel bir ayakkabı var arkadaşlar. Bugün Nike Space CP'yi aldım. Çöpten değil, geri dönüşümden değil mi? Ama çöpü geri dönüştürüyorlar. Yani hep trash diye geçiyor bunlar. Trash koleksiyonu falan da denmişti hatta. İlk çıktığı zaman çok ses getirmişti. Yaklaşık da 1-1,5 senedir bunlar var piyasadalar. Ben hep almak istedim. Baktım ilk sıralar kadınlara çıktı. Erkek modelleri çok fazla yoktu. Daha sonra erkek modelleri çıkınca numaram kalmadı derken herhalde tuttu ki aynı ayakkabı devam etti. Yani farklılıkları, farklı şeyleri de gelse de bu ayakkabıyı devam ettirdiler. Nike'dan söyledim arkadaşlar. Hızı da geldi. Hemen şimdi sizlerle kargosunu açalım istiyorum. Sonra da ayakkabı üstüne konuşalım istiyorum arkadaşlar. Kutumuz bu şekilde. Bu nasıl bir kutu? Kargo kutusu. Kargo kutusu gibi. Bu da aslında ona inebiliyor musun? Geri dönüşümden üretildiğini, yani geri dönüşümden üretiliyor ya bu tarz şeyler veya bir şeyler geri dönüşümden üretildiği zaman böyle renksiz karton olarak genelde ortaya çıkıyor. Onu vermek için yapmışlar. Nike Space tipi 0.4. Birden çok aslında bu koleksiyonda ayakkabı vardı. En ünlüsü bu oldu. En fazla bu tutulduğu için sürekli piyasaya sürdüler. Ben de böylelikle alabilmiş oldum. Bu arada bunu Nike.com'dan aldım. İndirimdeydi. Sizler de almak isterseniz aşağıya link bırakıyorum. Gidip o linkten bakabilirsiniz. Normalde 1400 lira falan aşağı yukarı ulaşmaya başladı bu ayakkabı fiyatı. Bu 900 lira falandı yanlış hatırlamıyorsam. 1250 değil mi ya? 1250 outletlerde. Yani düşün outletlerle bile 1250 lira oldukça pahalı bir ayakkabı. Gerçi bütün ayakkabılar artık pahalı ama genelde bu geri dönüşüm teknolojileri biraz zor olduğu için ve herkes ulaşamadığı için buradan çıkan ayakkabılar daha pahalı oluyor. Bazen şu yorumları görüyoruz. Nike Cosmic Unity'de hatırlarsın basketbol ayakkabısında. Ya çöpten üretilmiş ayakkabı daha pahalı gibi düşünceler var. Ama öyle olması ayakkabıyı kötü yapmıyor arkadaşlar. Bilakis çok daha aslında güzel yapıyor ve onu üretmek, o teknolojiyi kullanmak daha zor oluyor. Evet, kutumuz bu şekilde. Yalnız dikkat edersen burada yırtma yeri bile var. Baksana çok ilginç değil mi? Yırtma yeri mi orası? Evet bak bak hatta birkaç tane gitti. Niye yırtacaksın ki? Ya sanki kargo kutusu gibi dedin ya direkt kargo kutusu olarak evet. Yapmışlar. Bunu yırtsak ne olacak peki sonra? Aa bak altta yapışkan bile koymuşlar. Çok ilginç ne demişler? Space CP 0102-0304 Trash Transformed Moved Zero. Aynen. Trash dönüştürüldü demek. Çöp dönüştürüldü. Moved Zero da şu. Zero atık yani sıfır atık projesi. Atıklarımız artık olmasın. Bir de ayakkabılarda kullanılan plastikler bu şekilde geri dönüştürülebiliyor. İlerleyen zamanlarda bunu muhtemelen birçok marka yapacak. Adidas da yapıyor zaten bunu. Evet, şöyle açıyoruz. Aa, kağıt da yok. Direkt bu şekilde çıktı. Arkadaşlar ilginç bir kutu tasarımı. Nike Space CP. Gayet güzel. Yine yukarıda yazan aşağıda da aynı şekilde yazıyor. Ve çat diye ayakkabılarımız görüyorsunuz. Bu şekilde. Nasıl İlginç, güzel değil mi? Değişik. İlginç yani aynen. Evet kutunun içindekileri şimdi çıkartalım. Aslında bu renktense benim sevdiğim grili bir renk vardı. Evet. Fakat beyaz ayakkabıları çok giydiğimi fark ettim sonlara doğru. Ve bunu beyaz tercih ettim. Bir de bu indirimdeydi. Artık arkadaşlar fazla takılmıyorum. Sevdiğim ayakkabı alayım da farklı renk olursa olsun modundayım. Şu kutuya biraz daha bakmaya devam edelim. Çünkü gerçekten çok farklı bir iç dizaynı var. Bunlar muhtemelen diyorum bu proseslerde ortaya konan şekillerle alakalı falan olabilir. Mesela işte kumaşın görüntüsüdür bilgisayarda veya hani bu proseslerde muhtemelen olabilir. Kullandıkları cihazların verdiği görüntüler olabilir. Bir anlamı olması lazım diye düşünüyorum. Yoksa manası saçma sapan gibi gözüküyor. En azından şurada bir grilik konulmuşlar. Ha, evet altta değil mi? Evet şimdi gelin beraber bakalım bunu 3-5 ay önce farklı bir rengini mağazada denemiştim. 44 denemiştim. Gayet güzel olmuştu. Bunu 45 aldım arkadaşlar. 44,5. Pardon. Evet doğru diyorsun. 44,5 aldım arkadaşlar. Hani 44'ü bile bana oluyordu. 44,5 rahat rahat olur diye düşünüyorum. Bunun özellikle alt kısmı tamamıyla geri dönüşüm. Zaten şu görmüş olduğunuz plastikler şunlar bunlar var ya. İşte bunlar çöpün öğütülmüş, granül edilmiş hali. Ne yapıyorlar? Koca, büyük kütleler halinde çöpü alıyorlar, birçok işlemden geçiriyorlar, minik çiplere dönüştürüyorlar, plastik çiplere. Daha sonra onu eritiyorlar, yine iplik haline dönüştürüyorlar. İplikleri yine üstünde kullanıyorlar. Bu çipleri de dediğim, yani ne deniyor ona Türkçesi? Çip. Parçacık, kum taneleri kadar olmuş. Granül. Granülleri de içinde kullanıyorlar. Evet, altı ve yastıklaması tamamıyla bundan oluşuyor. Ben seviyorum, beğeniyorum bunu. İlk gördüğüm andan beri beğenmiştim. Sen ne diyorsun? Ben bayan modellerini de çok beğeniyorum. Hatta sana da alalım diye konuşmuştuk. Önde ve arkada şöyle sağ olsun bir grilik dokundurmuşlar.
Beyaz ayakkabılar ayakta çok güzel duruyor. Benim özellikle bu Flyknit şey React'ı giyiyorum ya bir tane. Ha evet, ama bu da hafif renklilik var turuncu. Var ama şimdi. Çok baktım ki beyaz güzel oluyor. O yüzden bir tane daha sık tercih ettim. Evet, çok sık tercih ediyorsun onu. Bu da çok rahat bir ayakkabı olacak muhtemelen. Çökten yapılsa da yastıklama bu köpüğü oldukça rahat, üstünde kullanılan materyaller çok esnek, tamamıyla örgüden oluşan güzel bir üst kısmı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bağcıklar ta öne kadar geliyor. Bu ilginç bir tasarım olmuş da önden başlıyor. Ve çok da aslında bence bunu bağlamana ve çözmene ihtiyaç olmayacak. Bir defa bence giyip de biraz bağladıktan sonra tamam olacak. Şu arkasındaki örgüleri çok sevdim. Adeta kaliteli bir çorap gibi ayağınızı tutacak. Rahat bir şekilde tak giy çıkar giy çıkar yapabileceksiniz. Hı-hı. Hani böyle casual olayım ama şık olayım. Biraz da şekil gözüksün. Yeezy'leri andıran bir tasarım daha, evet. Değil mi? Diyorsanız bence bu sizin tercihiniz. Ben indirimden bulduğuma göre sizler de bulabilirsiniz. Outlet'lere düşmüş 1600-1260'larda falandı en son gittiğimde. Yakında belki 800-900'lere gelir. Bulursanız, bence beğeniyorsanız kaçırmayın. Şurada değişik bir etiketle koymuşlar yanına. Ne demişler? Made with at least 50% recycled content demiş. Yani %50'si en az bu ayakkabının tamamıyla geri dönüşümden. Hmm. Bu da çok çok yüksek bir miktar. Yani %50 bayağı yüksek bir miktar. Şu iç kısmı... Ben hepsini sanıyordum ama. Yok, hepsini yapamazlar. O kadara kadar teknoloji daha ilerlemedi. Şu iç kısmındaki örgü de çok güzelmiş. Ben bayağı örgü kalitesini beğendim bu arada. Bir dokun istersen. Yumuşaklığı, üstünde kullanılan bu dikişin kalitesi çok hoş. Arkada şöyle Nike yazıyor. Topuk kısmı zaten yine fazla kuvvetli olmasa da normal. Zaten İçin bu tarz koşu ayakkabılarında çok fazla topuk kısmını güçlendirmiyorlar. Çok topuk içi... Evet, bayağı topuklu gibi gözüküyor. Bakalım boyumu uzatacak mı? Senin için iyi olabilir bu. Evet. O zaman bana da bir bayanını alıyoruz. Evet, aslında beğendiğim bir rengini alabiliriz. Önde bak küçük bir Nike işareti var. Beyaz da hiç belli olmuş. Ve bu bağcıklar arkadaşlar içeriye doğru bakın şu şekilde dikişle tutturulmuş. Flywire'lara benziyor. Direkt o mu emin değilim. Acaba sadece görsel mi yoksa bir etkisi var? Aa evet, var etkisi var. Dediğin gibi flywire, yani içeri doğru bağlanıyor. Bağcıklarınızı sıktığınız zaman iyi kilitleneceksiniz. Bak burada da ekstralar da var. Yani görsel olarak aslında güzel işler yapmışlar. Günlük ayakkabı mı yoksa? Bu günlük ayakkabı kesinlikle. Spor salonlarında falan giyebilirsiniz. Antrenmanla koşu yok, tavsiye etmem. Koşu da çok efektif olmayabilir. Yani gerek yok bu şekilde bir ayakkabı koşuda giymeye. Ama çok hafif. Yani koşu ayakkabısı gibi hafif. Biraz sadece topuktan oluşuyor bu ayakkabı. Evet, alt kısımda oluşuyor. Topuklu. Onun dışında da pek de bir şey yok yani ayakkabıda genel itibariyle. Çok sade, basit. Üstte kaliteli bir örgülü, prime knitvari, fly knitvari güzel kumaş. Ve altta ise sağlam bir geri dönüşüm. Muhtemelen bu %50'si diyor ya, çoğu burada zaten. Topukta. Çoğu burada olacak. Ayağımıza giyelim. Sonra bir bakalım hisleri ve ayakta görünüşü nasıl olacak. Genel itibariyle benim çok beğendiğim bir ayakkabı oldu arkadaşlar. Sizler ne dersiniz? Yorumları alalım. Yine güzel renkleri var. Bayanları olan renkleri çok güzel özellikle. Evet. Sana da bir tane bakalım hoşunuza giderse. Grisini beğeniyorum zamanda. Ben de. Ben de grisini beğeniyordum ama gri ayakkabılarım, siyah ayakkabılarım olduğu için biraz daha açık renk almak istedim. Kaç benim de beyazım yok. Beyaz topuktaki Nike'i göstermiş miyiz? Şu topukta baksana evet. Güzel bir çıkıntılı Nike varmış. Tatlı duruyor. Hı-hı. Adım attığınızda arkadakine benim ayakkabım Nike demeniz için. Böyle absürt yerleri koyuyorlar ya. Evet. Sadece aldığın zaman görüyorsun onu. Daha sonra hiç görmüyorsun. Evet. Mesela işte altta Jordan işareti, Nike işareti bilmem ne görüyorsun. Onu kutu açımında gösteriyoruz sadece. Giydiğin ettiğin zaman hiç gözükmüyor bir daha. Bu arada şuranın içine bakar mısın? Baksana. Arkadaşlar dil yapısı içten baktığınız zaman sanki şey gibi, yani böyle bir kumaşı katlamışlar da dikmişler gibi. Yani düz gelmiyor. Bu da güzel olacak aslında. Evet. Yani ayağını çorap gibi tutacak bir yapı da mevcut. Şuradan dikmişler zaten dikişle. Evet, çok hoş ya. Gerçekten güzel yani. Sade ama kaliteli güzel olacak. Umarım ayağımda da rahat hissettirir. Hadi bakalım ayağımıza giyelim. Evet. Bembeyaz kar gibi parlıyor. Öyle mi? O kadar beyaz mı normalde ekranda mı parlıyor? Beyaz. Yani biraz büyük geldi biliyor musun? Ya. Yani 44'ü çok mağaza denediğimde tam buradaydı ayağım. Bir tık daha kalın çoraplarımla da Allah'ım bağlayamadım. Bağlayı çözdüm. Arkadaşlar bağcıklar çok fonksiyonu yok gerçekten. Hani öyle sıkarsan bence olabilir. Şöyle dursun, ben bir defa bağlayayım. Bir daha hep dursun. Bakın bunu hiç açmayacağım mesela. Hiç açmadan da bence giyebilirim. Çat diye. Evet baksana.
terlik rahatlığında ya. Aa, çok, çok keyifli. Biraz buzlar gibi desene. Evet. Arkadaşlar çok güzelmiş ya. Üstü o kadar rahat ki. O kadar keyifli ki. Tabanı nasıl? Altı? Rahat. Şurada parmağım çok güzel. Çok tam geldi. Yani böyle bir aşırı içine girmiyor. Ama çok rahat. Hmm. Yani şekli, ayağımın şekline çok uygun geldi. Çok minimum bir zıpsıklık var. Riyaklardaki gibi böyle yastığa basıyorum, buslardaki gibi yastığa basıyorum hissetmedim. Ama tatlı, keyifli. Biraz tabanı ağır gibi geldi. Yani şöyle adım attığım zaman taban biraz böyle çekiyor sanki. Üst kısım çünkü çok kuvvetsiz. Fazla rahat hatta, fazla bol. Ama ne diyorsun, çok keyifli ya. Güzel. Hafif ayağımdan çıkacakmış hissi yaşıyorum şu anda. Hmm. Sanki hafif böyle... Belki bağcıklarını daha çok sıkabilirsin. Olabilir, olabilir. Hiç bağcıklarla oynamadım ama 44.5 tam benim numaramış. Görüntüsünü çok beğendim bu arada tepeden kendime baktığım zaman. Havalı çok gözüküyor. Estetik duruyor. Hı-hı. Bir gizli görüntüsü kesinlikle mevcut yani. Biraz Balenciaga. Balenciaga. Evet, farklı kesinlikle. Evet, güzel, sevdim. Şu etiketi de şöyle çıkartalım. Evet, ayakta sen görüntüsünü beğendin mi? Beğendim ama kamerada çok belli olmuyor, çok parlıyor. Bembeyaz olduğu için hani kar yansıtır ya, onun gibi. Onun gibi, anladım. Arkadaşlar kesinlikle güzel ama. Beğendiyseniz farklı rengine bakabilirsiniz dediğim gibi. Biraz şey yani, erkek ayakkabısı gibi değil ama hani böyle unisex gibi. Unisex zaten öyleydi. Ha. Kadın ayakkabılarının büyük modellerini alıyorlardı düşün. İnceleyenler edenler. Hani o zamanlar çok istemiştim ama hani 45 numara, 44.5 numara bulamamıştım şimdi mağazada. İşte hep böyle 36'lar, 38'ler falan vardı. Alsaydım bana bir tane. Evet. Sen istiyorsan video çek, ben seni şey alayım. Çekiyorum ben video zaten. Biz de böyle inceleyeceksen o ayakkabıyı hak ediyorsun demek. Olsun. Evet arkadaşlar, muhtemelen onun detaylı incelemesini de yapabilirim. Bir süre giyeyim, böyle hissime nedir ne değildir bir hissedeyim. Vloglarda falan zaten bol bol görürsünüz. Vloglarda falan çok görürsünüz muhtemelen. Eğer vlogları da kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. O zil işaretine basın, o çan işaretine ki ben her yeni video attığım zaman size bildirim gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum, like'larınızı bekliyorum. Sadece basketbol ayakkabısı değil de tüm çıkan ayakkabıları incelemek istiyorum. Tabii de biraz imkan meselesi biliyorsunuz. Şu an bile bütçemi çok çok aşmış durumdayım. Geri doğru bakarsanız incelediğim ayakkabıları son zamanlarda baya baya ayakkabı inceliyoruz. Baya baya masraf ediyorum. Bunun için de takip etmeyi, like ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Evet, detaylı incelemesini dediğim gibi yapabilirim. Çok kısa bir inceleme olur muhtemelen. Çok fazla basit yani, bir şey yok ama evet. Hani benim tecrübelerim böyle şudur budur gibi. Belki, olabilir. Aynen. Belki. Yo. Altını tam çekemedim. Çok rahat. Güzelmiş. Cidden yok gibi ya. O zaman bugünlük ayakkabı da ise out.